Günaydın Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Günaydın sanatsever ve sanatçı dostlar. Günaydın dünyanın neresinden olursa olsun bizi izleyen insanlık. Bugün bir sanatçı dostumla müziği konuşacağız. Ülke müziğimizi, ülke müziğimizle dünyadaki iz düşümünü, paralelliğini, nerelerde olduğumuzu ve tabii ülke sanatımızla ve çok güzel bir ses, çok güzel bir hanımefendi Umut Albayrak. Aslında bir akademisyen ama daha fazla müzik ve müziğiyle ve sesiyle ön plana çıkan biri. Günaydın. Hoş geldin. Günaydınlar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle hep enerjik mi? Yani öyle pozitif bir hava var böyle. Önümden geldiğince böyle olmaya çalışıyorum. Eğer karşıya geçirebiliyorsam. Yani bana geliyor. O enerjiyi alıyorum. Sizin gibi birine böyle bir şeyi geçirebilmek, hani duyguları iyi algılayabilen, yakalayabilen, insan bedenini okuyabilen birine böyle güzel pozitif bir enerji geçirebiliyorsam ne mutlu bana. Kapıdan girerken ben burada otururken de böyle pozitif enerjin yayılıyor. Çok gözlerinde de o enerjiyi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Mausa'dan mı getirdin bu enerjiyi? Mausa'ya da baksam biraz. Var orada da. Var da orada da. Orada da devam ediyor. Çok teşekkür ederim önce. Hani bu imkan için sizinle böyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Ama başlamadan bir ufak özür de ileteyim ben. Birazcık sesimden herhalde anlaşılıyordur. Hava değişimlerinden kaynaklı bir sıkıntı yaşıyorum. Yok, sesini iyi aktarabiliyorsun. O bize yansımadı. O yüzden hani tamamdır. İzleyenlerimizden de özür dileriz bunun için ama yapabilecek şey yok ona. Bir şey yok. Kusura şu anda buradayız. Aynen öyle. Ve biz biraz Umut Albayrak'ı tanıyalım. Evet. Ne dersin? Tanıyalım. Kimdir bu Umut Albayrak, böyle devamlı gündemde, devamlı kendini kabul ettiren bu güzel hanımefendi kim? Çok teşekkür ederim. Şöyle hani başlardan başlayalım o zaman. 82 yılında ben dünyaya geldim. Genel olarak toplumda hani bilinen bir karakter olan Arif Albayrak ve Alev Albayrak'ın ilk çocuklarıyım diyeyim. Çok ilke başlattık. Çok ilklerden başladık ama evet. İlklerden başladık. Tabii ki ben sanat ağırlıklı yönüyle devam edeceğim. Yani bu kişisel bilgilerimi burada noktalayıp. Hani çok sanatsever bir ailede. Şimdi isimlerini de zikrettim madem ailemi. Evet. Herkesin aklında bir şey olmuştur. Bir şey yanlıştır. Bir profil çıkmıştır. Sanatla böyle çok haşır neşir bir evde. Yani kendileri aktif olarak ilgilenseler bile ya da ilgilenmeseler bile sanatın her zaman gerekliliğine ve insan hayatındaki gerek karakterine, gerek insanın gelişimine, kişisel gelişimine çok büyük etkileri olduğunu bilincinde olan bir ailede yetişmiş bir insanım ben. Dolayısıyla zaten sanatla ilgilenmemem imkansız. Yani şey. Vizyonu geniş bir aile. Tabii ki. Sanatsal vizyonu geniş ailenin bir bireyi olarak sanatın içinde yaşayamaman çok yanlış olurdu. Yani imkansız olur. Gibi bir şeydi, öyle diyebiliriz. Şimdi benim babam tıp doktoru. Annem mühendis, daha sonra öğretmenlik kariyeri oldu. Tabii ki ilk başta sanattan uzak gibi dursa bile bu meslekler aslında kendi içlerinde ikisi de işte besteler yapan, annem de babamla birlikte artık hani derler ya kiminle beraber yaşarsan ona çok benzersin evet. Tarzında. O da böyle kendi çapında besteleri olan, bir şeyler karalayan, resim çizen bir insan. Dolayısıyla hep böyle sanata düşkün. Bizi de bütün sanat faaliyetlerine yönlendirmese bile orada gördüğümüz. Yani ailemiz tiyatroya giderken biz de gidiyorduk. Ne bileyim işte müziğe çok değer veriyorlardı. Arabalarımızda, evlerimizde o zaman müzik nasıl müzik dinlerdim? Ya babam besteler bilirim. Babam şimdi Türk müziğiyle çok fazla haşır neşirdi tabii ki. O yüzden Türk müziği eserlerinde yani ciddi bir Türk müziği şeyim de var benim. Repertuarım var. Evet. Çünkü onlarla beraber büyüdük. 7-24 arabada onları dinlerdik. Çok düşkün oldukları için. Ama tabii dünya müziklerinin örneklerine de tabii düşkünlerdi. Dolayısıyla ben birçok şeyi deneyimleme fırsatı buldum. Tiyatro yaptım, pandomim yaptım, heykelle uğraştım. Resim çizdim, resim dersleri aldım. Sevgili Ali Atakan'a götürürdü. Kendi rahmetli hocasına babam bizi. Yani ondan örneğin bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Bunların haricinde
karikatürle ilgileniyorduk. Karikatür, ben de bir şeyler karaladım. Hani işte Japonya'ya falan yarışmalara katıldım. Japonya'ya yarışmaya katıldım. Evet, bir mansiyonum vardı orada. Evet. Tabii devam küçük yaşlarda. Devam ettirmedin mi sonra? Devam ettirmedim. Müzik mi kendim, müzik, evet, müzikle başladım. 12 yaşına geldiğimde keman dersleri almak istedim. Ailem beni zorlamadı. Ben kendim istiyorum dedim. Ve şanslıyım, hani isteklerime destek çıkabilen bir ailem vardı. Hem fiziksel, yani mantık olarak, bakış açısı olarak, hem de tabii maddiyat olarak bu imkanı bana sağladılar. Önce keman derslerine başladım. Ondan sonra keman derslerine ilaveten birkaç yıl sonra piyanoyu ekledim. Piyanoya da ilaveten şanı da ekledim. Üçünü birden götürmeye başladım ve bu arada... Şan biraz zor ama... Ama yani hani öğrenmek... daha şeydeyiz, ergenlik sürecindeyim. Ben lise sürecinde şanı eklettim. Sesin tam böyle sıkıntılı olduğu dönemler, hani ergenlikle evet, alakalı... Daha bir oluşum döneminde o. Hani bilinçli bir şekilde kullanalım anlamında da istedim bunu. Şarkı söylemeye de zaten şeyim vardı ama bu arada diğer şeyleri hep devam ettirdim. Zaten çok hareketli bir çocukluğumda oldu. Yani aktif... Hani o enerjin var yani, evet. O hareketliliğin yani devam eder. Yani tek bir iş, okuldan eve, evden okula giden bir çocuk değildim. Muhakkak ki aktivitelerimiz vardı, kendi derneklerimizi... Hazır olan dernekler olmasa bile biz aramızda arkadaşlarla bir şeyler, oluşumlar oluşturuyorduk. Onlarla alakalı kulüpler kuruyorduk, çocuk kulüpleri, benzer tarzdaki şeyler. Dolayısıyla çok hareketli yaşamaya alışkındım zaten. Başarılı bir öğrenciliğim de vardı ama bunların yanında. Yani şey değildim, hani derslerinden kaytarıp bunlara vakit ayıran bir çocuk da değildim. Hep böyle sınıf birincilikleri olan, aktif şekilde bütün derslerine ya da ne diyelim, derslerle alakalı çalışmalara da her zaman işte TÜBİTAK'lara falan katılırdım. Yani eğitim devam ederken, sosyal aktiviteler, sosyal faaliyetler, sanatsal faaliyetler paralel gitti devam ve ediyordu. Bunlar birbirlerini... çelme taktırmadı. Yok, taktırmadı. Çünkü bize en güzel... Ya da bayda atmadı. Yok, en sevdiğim yanı şuydu. Yani bence aile olabilmek, hani anne baba olabilmek çok önemli bir tabii detay. Çocuklarınızı doğru yönlendirebilmek önemli. Bize hep aynı anda birkaç şeyi idare edilebileceği öğretildi mesela. Yani tek bir koltukta bir tek bir karpuzla gidilmedi. Evet, birkaç aynen karpuz öyle, oldu. Aynen öyle. Birden çok şeye vakit ayırabileceğini öğrettiler. Kusura bakmayın ışıklardan dolayı. Savurla, sen rahat ol. Birazcık burası bizim şey kahve sohbet yerimizdi. Gözlerim tabii şimdi çaylarla gidiyoruz birazcık ama rahat ol. Dolayısıyla ben pek çok şeyi deneyimleyebildim. Yani hani fizikle alakalı TÜBİTAK'lara da katıldım. Ne bileyim, matematik yarışmalarına da katıldım. Derslerimde başarılı bir öğrenci olmayı da tattım. Yani, müziği, resmi, her şeyi tattım ve içinden beni en çok tatmin etti. Çok şanslı bir kişiydim ki her şeyi deneyip beni hayatta ne mutlu edebilecek onu kavrayabildim erken yaşta. Şuna gelmek isterim. TÜBİTAK dediğin, bunun içerisinde fizik var, matematik var, ben sayısalcıydım, var, evet, sayısal öğrencisiydim. Ama sanatsal yön evet fazla yani. Çok aslında birbirinden kopuk değil. Blokları farklı mı kullandın? Aslında nasıl oldu bu iş? Aslında biliyor musunuz, müzik çok da farklı değil matematikten. Yani matematik bir sanattır. Bunu bilirim. Evet, benim kızım da matematikçi diyor. Çok farklı değil. İçerisine indiğiniz zaman, sistematiğini gördüğünüz zaman ve derinlemesine incelediğinizde çok çok birbirinden farklı değil. Zaten ben mesela üniversitede öğrencilerime de söylüyorum, sanatla alakalı dersleri verdiğimiz hani müzik fakültesinin dışındaki öğrencilerimizle de konuştuğumuzda, sanat zaten küçük yaşta çocuklara sanat eğitimi vermenin esas amacı çocukları sanatçı yetiştirmek değil. Onları problem çözebilen, hızlı düşünebilen, sebep-sonuç ilişkileri kurabilen, problemlere mantıklı yaklaşımlar geçirebilen, özgüven sahibi, kendini ifade edebilen ve iletişim kurabilen insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ha, eğer varsa sanatsal yeteneği de o da ekstradan varsa evet ve keşfederse tabii ki neden sanat olmasın camiasına yani da kazandırılmasın. Ama siz kendiniz de biliyorsunuz, kendi yaptığınız mesleğinizden tiyatro, iletişim için insan duygularını algılayıp onları test edebilmek ve ikili ilişkilerinizde, günlük yaşamınızda bunları kesinlikle kullanmak için de çok önemli. Müzik, piyano çalarken aynı anda örneğin iki tane anahtar okuyabiliyorsunuz. Beyninizi farklı şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Konsantre olabiliyorsunuz. Birden ve çok şeyi yapabilmenizi... Buna paralel olarak da yabancı lisanı da etkiler. Evet, evet, müzik tabii ki değil mi? Çünkü dil öğreniyorsun. Yani, farklı bir lisanı öğreniyorsun. Nota da bir lisandır. Evet, sadece bir şeyi güzel çizmek, bir şeyi güzel canlandırmak ya da bir şeyi güzel söyleyip çalmakla alakalı değil sanat. Aslında sizi daha iyi bir insan yapabilmek ve daha donanımlı bir insan yapabilmek adına da ciddi anlamda altyapı yaratıyor. Bunun, tabii bunun bir de felsefi boyutuna gelmek gerekecektir. Yani eğer bir sanatçı olacaksan bunun bir de felsefesini çözmek gerekir. Eğer bir müzik insanı olacaksan müziğin felsefesini de bilmek tabii gerekiyor. Ama yani okullarda önce düzgün bir ve doğru bir eğitim ve
Buna paralel aile ilişkilerinde, okul, aile, çocuk ilişkilerinde daha koordineli, daha birbirine bağlı evet, olması gerekiyor. Doğrudur. Eğitimde dediğim için biraz eğitime evet, de eğitime geçelim şimdi. Yani ben fark edince hemen bağlayayım oraya. Dedim ki müzik beni çok mutlu ediyor. Hatta başarılıydım üniversite sınavlarında, mimarlık kazanmıştım ve baba mesleğini devam ettirebilecek puanlarım da vardı. Hani tıp doktoru olabilecek. Ben dedim ki çoğu ailenin tersine, çoğu öğrencinin tersine ben dedim müzikle mutluyum ve buna devam etmek istiyorum. Bunun eğitimini alacağım. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin müzik öğretmenliği bölümüyle başladım. Daha sonra yine 9 Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde müzikoloji master yaptım. Daha sonra müzik bilimlerinde yine 9 Eylül'de müzik doktorasını tamamladım. Müzik bilimleri doktorasını tamamladım. Tabii bu süreç içerisinde istediğiniz o felsefik yapısını da görebiliyorsunuz. Özellikle araştırmacılık yönüne girdiğiniz zaman insan hayatında müziğin sadece çalmaktan, söylemekten ibaret olmadığını, toplumların hayatlarında sosyolojik yapıları, ekonomik yapıları, felsefik yapıları incelendiği zaman pek çok noktada önemli bir yer tuttuğunu, dışarıdan ya müzik işte eğleniyoruz, şarkı söyleyip geçiyoruz denilen işler olmadığını, değildir yani müzik. Çok daha derinlikli bir bakış açısını, bir ruhu vardır bunun. Ruhu, bakış açısı ve bir felsefesi olduğunun ve donanım gerektirdiğinin, yani aslında bu işi ciddi anlamda yapacaksanız sadece çalmasında, söylemesinde bırakmayıp altında donanımında yapıp mantığını ve esas derinliğini algılamak istiyorsanız ayrı ayrı dünyalar olduğunu fark edebiliyorsunuz ve okumakla geçmiyor bunlar, bitmiyor. Felsefeyi bilmeniz gerekiyor, ekonomiden anlamanız gerekiyor, evet, bunlara geliyorum siyasetten, ben de politikadan anlamanız gerekiyor çünkü hayata dair her noktada görebiliyorsunuz ve yorumlanışı ve kullanışını doğru şekilde algılayabilmek için farklı branşlardan, farklı disiplinlerden de yararlanmanız geçmeniz gerekiyor. Evet. Bilmeniz donanımlı gerekiyor. Yapıyorsun. Politikadan tamam, algılaman gerekiyor. Mesela ekonomiden anlaman gerekiyor. Biraz bile olsa. Felsefesini bilmen gerekiyor. Tabii ki. Yaptığın müziğin, şimdi başka bir yere getirmek isterim. Bunu Kıbrıs müziğine gelmek evet, isterim. O yapılan müziğin de herhalde background'undaki yaşam çizgisini kesinlikle çözmek gerekiyor diye. Şimdi mi? Antropolojik olarak da hani toplumları yani incelediğiniz zaman ya da onların yapılarını incelediğiniz zaman kendi kültürleriyle bağdaştırdıkları, kendileri özleriyle bağdaştırdıkları müzikleri algılamak, hangi enstrümanları neden kullandığını bilmek, neye neden bu kadar bağlı olduklarını algılamak da dediğiniz detaylara hakim olmanızı gerektiriyor. O yüzden ayrı bir zenginlik var. Ne yazık ki toplumda, özellikle bizim toplumumuzda yeni yeni daha ciddiye alınmaya başlıyor. Bundan biz önce çok zordu. Şarkıcıydı. Evet, bizde öyledir. Yani ben hatırlıyorum üniversiteyi kazandığım zaman 3 tane müzik okulu kazanmıştım ben. İçinden hocalarımla en uygun olanını seçmiştik mesela. Ve başarılı bir öğrenciydim de diye. Aileme mesela hep sorarlardı. Ya Umut çok başarılıydı. Neden kazandı müzik? Da niye gitmedi de müziği tercih etti gitti. Annem... Yani ya da babam benden mutlu olmuştu ben müziği seçtiğim zaman. Benden daha çok sevindi müziği seçtiğim için. Tabii anneme hep böyle sorduklarımda o da şey yapardı. Yani çocuk nerede mutlu olacaksa biz orada onu istedik. Doğrusu daha dur. Ve açıkçası o imkanı yarattıkları için ben çok teşekkür ediyorum. İşte 9 Eylül dedikleri zaman aa ne kadar güzel diyorlardı. Hangi bölüm dediğinde müzik deyince insanlar çocuk işte. Yani çocuk evet, seçti bunun gibisinden bakıyorlardı. Arkamda duran ve bana doğru yolda olduğumu hissettiren bir ailem olduğu için ben şanslı bir kişiydim. Of, şimdi Taşvut diyelim. Evet, aynen öyle, aynen öyle. ama yavaş yavaş toplumda, hani buradaki okullarda da müzik bölümlerinin açılmasıyla şimdi burada bir akademik olarak da götürüyorsunuz evet, şeyde değil mi? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin müzik bölümünde, evet müzik hocam. Müzik bölümünde yeterince de bir öğrenci var. Var, öğrencilerimiz var. Yurt bölümümüz, içinden, yurt dışından. Evet, yurt içinden, yurt dışından öğrencilerimiz var. Güzel. Ana dalınız nedir burada? Yani bir enstrüman mı? Burada hani yani üniversitedeki anlamında. Üniversitede pek çok dalda destek yani şey yapabiliyoruz. Hocalarımız hani paylaşabiliyoruz. Ben yani standart bir ana dalla gitmiyoruz. O müzik felsefesi o ki, üzerine gidiyorsunuz herhalde o siz. O yıl ki yani pek çok noktada girebiliyorum. Bazen şan dersleri veriyorum, bazen armonik bazı çalışmalar yapabiliyorum. İşte eğitim üzerine bazı dersler verebiliyorum. Çünkü burası müzik öğretmenliği bölümü. Evet. Bazen yeri geldiğinde kültürel anlamda değer taşıyan dersler veriyoruz. Burada müzik sanatçılığı değildir, yetiştirilir. Yok, müzik öğretmenliği. Kıbrıs'taki bütün üniversitelerde açık olan bölümler. Ama inşallah ileride müzik sanatçılığı bölümü de oluşturulur. Yani şöyle bir şey, onlar konservatuvar. Zaten evet, müzikte şöyle bir durum var.
müzik öğretmeni yetiştirebilirsiniz. Eğitim fakülteleri çatısı altında konservatuvarlardan sanatçılarını yetiştirebilirsiniz. Örneğin keman sanatçısıdır, evet. İşte şanla alakalı sanatçıdır. Konservatuvar gerekiyor onun için. Bir de müzik bilimleri var. Bu işin araştırmacılarını, bilim yapan, işte bu okuyan, yazan, bunun çizen, ruhunu devam ettirecek olan kişilerle koymak gerekiyor. Müzik bilimcilerini yetiştirebilirsiniz. Şeyi merak ettim, ben bu kadar donanımlı bir kişinin ve sesini de araştırmalarında bu yönde kullanan bir kişisiniz. Kıbrıs'taki kendi müziğimizin boyutu ne? Tarihsel süre içerisinden aldığımızda Kıbrıs'ta bir Kıbrıs müziği var mı? Yani Kıbrıs'ın aslında şöyle bir şey var. Benim yazmış olduğum, yaptığım çalışmalarda, tezlerimde ya da yayınlamış olduğum, örneğin konferanslara gidip sunumlar falan yapıyoruz. Özellikle iki toplumun, evet. Güneydeki komşularımızla birlikte hani ortak bir zeminde müziği algılayışımız ve sahiplendiğimiz bir ortak kültür var. Onun üzerine tabii ki bazı çalışmalar yapıp sunuyoruz. Tabii bu müziğin hani uzun bir başka bir zaman daha uzun bir şekilde bunu açıp değerlendirebiliriz bilimsel yapıda. İleriki haftalarda yine konuğum olacaksın. Orada da tabii. Bunları açarız. Tabii bunları açarız. Biraz buradan devam edelim. Bir açık şey edelim. Ortaklıklarda tabii ki evet. Benzer bir şeyimiz var. Tabii bunların kökenleri nereden nasıl etkilendiği hem politik hem tarihsel bir süreçle birlikte bazı bilgileri beraberinde getiriyor. Onlara da değinmemiz gerekiyor. Tek başına şu anda sadece sonucu verdiğimde biraz çıplak kalabilir. Çıplak kalıyor. Olay. Doğru, tamam. Bunu keselim ama buraya merak ettiğim bir şeyi tamam. Sormak isterim. Tabii ki. Ana bir enstrümanımız var mıydı? Keman. Ha, bizim şeyim mi? Kıbrıs'la alakalı mı? Kıbrıs'la alakalı. Kıbrıs müziklerinde işte ağırlıklı olarak eskiden hani kemanlar evet. Ön plan. Zaten kemane. Kemaneler derdik. Olarak evet. Geçiyordu. Vurmalı çalgılarımız vardı. Bunlar daha sonra zaman içerisinde hani günümüzün örneğin halk dansları, ekipleri evet. Kendi şeylerimizi getirdiğinizde ne oldu? İşte yavaş yavaş farklı yanı başları, ya bir 74'ten sonra yaşanan sıkıntılar sonucunda hani herkes biraz daha kendi dilini konuştuğu, yakın olduğu ülkelere birazcık yaklaşınca o ülkelerin bazı kültürel enstrümanlarını da kendi müziğine zaman içerisinde katmış oldu. Ama ben hatırlarım 74 öncesinden. Ama uklar, lavtalarımız. Lavtalar ve evet. Şey vardı. Kemaneler. Kemane zaten ana şeylerindendi. Davul zurnalara tabii uzanan bir yapıları da vardı. Düğünlerde, evet, atın üzerinde beraber. Falan ya da sünnet önünden uzun süre geçerdi. Geçerdi hani, evet, yemeklerin üzerinde. Bu ayrı bir kültüre evet. Boyuttur. Aynen öyle. Bu bir halk biriminin de içerisinde. Tabii var. Ki, belki tabii ileride tamamıyla bir senteze vardırabileceğimiz bir programlar da yapabiliriz. Uzun soluklu tabii olabilir. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Senden. Evet, müzik. Evet, okuduk üniversiteyi bitirdikten sonra. Tabii bu süreç içerisinde ben hani... O tempoyla alıştık ya, üniversiteyle sadece yetinmek istemedim. Dedim ki kendimi geliştirmek için bu iş pratik bir işte. Yani teoriyi alıyorsunuz ama pratikte de bir şeyler yapmanız lazım. Evet. Geliştirebilmeniz için. İzmir Senfoni Orkestrası çok sesli sınavını kazandım. Devlet sanatçılığı kazandım orada. Yeni kurulan bir orkestra, koroydu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalışacak bir koro seçildi. 200 kişilik bir koronun birincilikle ben kendi branşımla alakalı, kendi ses dalımla alakalı kazandım. Sesinizin alto grubunun ilk üyesi olarak kazanmıştım ve burada artık ben devlet sanatçısı olarak başlayacağım. Yani İzmir Senfoni'nin bir üyesi olarak devam edecektik, çalışacaktık korosunda. Hatta Efes Antik Tiyatro'da Senfoni ile birlikte işte Mozart Requiem'ler seslendirdik. Evet. Rengim Gökmen gibi şey önemli Türkiye'nin yetiştirdiği isimlerle beraber çalıştık, şeflerle çalıştık. Ben bunun haricinde İzmir Opera Bale'nin gene çok sesli gençlik korolarında sınavlarını kazandım. Orada işte Fazıl Say, Fahir Atakoğlu'nun kendi orkestralarına gelip buradan destek aldıkları korolarında beraber çalışma fırsatı buldum. Dedik ki biz tamam güzel, her şey güzel gidiyor ama 2002 yılında konserimizi de yaptık. Artık şey yapıyoruz, sözleşmelerimizi bakanlıkla imzalamaya gideceğiz. Devlet sanatçısı unvanı altında çalışmaya başlayacağız. Türkiye'de bir iktidar değişimi oldu. Ve her şey... Ve gelen iktidar o 200 kişilik koronun 200 kişilik hakkını, istihdam hakkını koroyu lağvetti ve şeye verdi.
İmam Hatip ile alakalı kadrolarına öğretmen almayı daha uygun buldu. Dolayısıyla oradaki o kariyer bitti diyelim. Bitmedi aslında kariyerimiz de. Yani oradaki yapı, o kariyer bitti. Başka bir şekilde. Ben daha sonra Kıbrıs'a geldim, devam ettim. Aralarda o zamanlar 20 yaşlarındaydın. Tabii. Daha üniversiteden mezun da değildim yani. Üniversiteden mezun olmadan işini hak kazanmış olan bir şeydim böyle. Şansa yetişmiştim. Hak edişin vardı. Tabii orada ciddi sınavlara giriyorsunuz tabii ki. O sınavları geçerek Türkiye'deki nüfusu da göz önünde bulundursanız ve pek çok yetenekli insan olduğunu o coğrafyada göz önüne alırsanız farkınızı birazcık gösterebilirsiniz. Bir mucize gerçekleştiydi aslında ama başka bir mucizeyle değişti. Tabii 2002 yılında profesyonel sanat kariyerimi başlattım ben de. Kendi orkestramı kurdum. Sürekli değişen, adanın çok değerli müzisyenleri. Kıbrıs'a geldi. Evet, yani gidip geliyordum üniversite eğitimi için. Yani devam ediyordum. 2002 yılında artık resmi olarak kendi orkestramı kurup profesyonel olarak sanat yaşantıma başladım. Konserler vermeye, çalışmalar yapmaya. Çok şanslıyım ki standart stabil bir grubum yok ama adanın kendi dallarında çok iyi kendini ispat etmiş arkadaşları kırmadılar ve benimle çalışıyorlar. Sürekli değişen, sürekli güncellenen, içeriğine göre ekibi değişip yeni elemanları gelebilen bir orkestram var. Ben tabii çalışırken biraz da böyle hayal ederek, ille elimdeki imkanlar değil, hayal edip o hayali gerçekleştirmeyi seven bir insanım. Nedir hayali? Şimdi hayallerim ileriye yönelik var. Onu isterseniz sonuna doğru anlatayım. Sonuna doğru kalsın ama... Burada mesela ne yaptım ilk başlangıçta? 15-16 kişilik kendi orkestramı kurdum ki 2002 yılında o Kıbrıs Şartlar, hala daha Kıbrıs Şartlar için büyük bir orkestra sayılır. Kuaföründen tutun da stilistliğine kadar, kıyafetlerimin tasarımına kadar bir ekip oluşturdum. Dansçısı içerisinde, IT danışmanları arkasında olabilen ve ülkemizde mesela televizyonlarımıza gelin konserlerimizi yayınlayın, halkımızla buluşturun diyorduk. Şimdi işte ekibimiz yok, mesai yazması lazım diye sıkıntılar yaratırlardı. Dedim ki tamam, ben kendi webten yayınımı yapacağım. Sizin bugün yapmış olduğunuz gibi. 2002 yılında kendi anlaşmalarımı yaptım, sponsorlarım sağ olsun ya da destek veren çok değerli arkadaşlarımla birlikte kendi dünyanın dört bir yanında verdiğim her konseri dünyanın dört bir yanına canlı olarak yayınladım kendi web sitem üzerinden. Ve o günden bugüne sürekli her yaptığımız konserde hani daha iyiye gitsin, daha profesyonel bir çizgiye olabildiğince yaklaşsın ülke şartlarında diye emek verdim. Bundan sonrası için de zaten hayalim olabildiğince kendi yani yaptığım, paylaştığım müzikleri dünyanın, yani zaten çalışıyoruz. Akdeniz müziğidir yaptın değil mi? Akdeniz Kıbrıs'ta çalıştığım daha çok bir müzik türü. Yurt dışında dünya müziklerinden örnekler verebiliyoruz. Klasik müzik üzerine eserler seslendirebiliyorum şimdi, ya da tangolar seslendiriyorum. Şimdi Kıbrıs'tan dünyaya açalım. Kıbrıs'a kaç konser? Vallahi saymadım, bayağı oldu. Ama herhalde çok bir 50-60'ı bulmuş. Yok, çok daha fazla. Çok daha çok fazla. Daha fazla. 200-250'den fazla. Yani güneyde ben çok konser veriyorum. Beraber. Kuzeyde, güneyde veriyorum. Yurt dışlarında elinizde. Yurt dışlarındaki konserler nereler, hangi ülkeler? Brüksel'de verdik. İngiltere'de veriyorum sıkça. Yunanistan'da. Avustralya'da. Bunların müzikleri nedir? Dünya burada her gittiğimiz yerde değişiyor. Mesela konsept neyse ona göre değişiyor. Genellikle Umut Albayrak parçaları istediklerinde. Umut Albayrak işte Akdeniz parçalarının yanında. Bazen gittiğimiz yani yerin içeriklerine, özelliklerine uygun olarak onların sevebileceği gitmeden önce onun araştırmasını tabii yapıyorsun tabii. Festivalse nasıl bir festival olduğunu hangi içeriği. Festivaller? Bunlar bir müzik festivali olsa gerek. Bunlar müzik festivalleri tabii oluyorlar. Bazen de oradaki toplumlarda yaşayan kişilerin kendileri organize edip bizi davet ettikleri festivaller. Dolayısıyla beni en çok sevindiren yan ne biliyor musunuz? Herhangi bir şeyin ya da devletin herhangi bir katkısıyla gittiğim yapılar değil. Değil, bunlar tamamıyla bağlı. Bunlar benim şahsi ilişkiler. Yani ilişkilerden öte bir yerde konser yapıyorsunuz, beğeniliyor. Daha sonra orada sizi konserinizi izleyen biri. Daha sonra başka bir konser için size başka bir davet getirebiliyor. Bu kendi kendine organik olarak büyüyen bir yapı. Bir zincir. Kendi kendine, yani planlanmış bir şey değil. Almanya'da birini arayalım bulalım da konser verelim değil. Kendileri insanlar bizim yaptığımız şeyleri takip ediyorlar, beğeniyorlar. Yani dünyaya açılmış bir pozisyonunuz var böyle. Kendi çapımda biraz o kapıyı aralamaya çalıştım diyelim. Tabii ki daha da geniş boyutlara bunu götürmek istiyoruz. Yani konu konuyu açar. Tabii. Şimdi devletin pozisyonuna girmek isterim burada. Devlet Umut Albayrak'a nasıl bakıyor?
ve Umut Albayrak'ın bu ilişkilerin ötesinde başka bir ilişki ağı oluşturabiliyor? Açıkçası ben çok devlet destekli hareket eden biri değilim. Bazen bunu açalım. Devlet destekli. Onlar mı talep ediyorlar da? Hayır, yoksa etmiyorlar, unutuyorlar. Yok yok, yani çok fazla, yani şimdi bakın, benim ister istemez bir dünya görüşüm var. Evet. Bu dünya görüşüm bazen mevcut iktidarlarla örtüşebilir, bazen örtüşmeyebilir. Ama örtüştüğü zamanlarda bile hani birinci derecede devletin yani bir talep gelmiyor, öyle bir talep gelmiyor bana. Gelse ben o talepler eğer benim çizgime, benim bakış açıma uygunsa değerlendiririm tabii ki. Ama bunun haricinde ağırlıklı olarak dediğim gibi benim kendi yaptığım konserlerin organik büyümesi bunlar. Kendi kendine organik olarak bu yapılar ilerleyebiliyor. Ama tabii ki devlet tarafından gelen ve görevlendirdiğimiz arasında tabii etkinlikler hiç bugüne kadar olmadı değil. Bazen olabiliyor ama bunlar öyle çok çok fazla değil kariyerim içerisinde. Olursa ve niteliği benim için uygunsa ben projeleri önce değerlendiririm. Yani her gelen teklifi okeylemem. Kriterleriniz ne? Bir kere hani yapılan iş ya ciddi bir şekilde yapılır. Olması gerekir yani. Tamam, bunlar bana uyar, bunlar da bana uymaz. Tabii, tabii. Ne bunlar? Yani mesela ben yapılan organizasyonun önce ciddiyetine bakarım. Hani kimler yapıyor, geçmişi ne, kim daha önce çıktı, ne gibi bir amaca hizmet ediyor. Kimi zaman festival adı altında çok başka başka şeyler yapılabiliyor. Panayırlar oluyor. Kimi zaman hani içeriği çok başka olabiliyor. Kullanılma durumu olsun istemiyorum mesela. İçeriğine, niyetine ve ne hedeflediğine bakarım. Amaç ve yanında, kapsam tamam olacak. Tabii. Bunun yanında teknik olarak bizim yapmak istediğimiz işin en iyi çerçevede olabilmesi için bize sunabilecekleri teknik imkanlar yeterli mi, onlara da tabii ki bakıyoruz. Hani hem ekibimizi kaldırabilmesi hem de bunun tekniki boyutları var, biliyorsunuz sistemler falan kullanıyoruz. Bunlar için yeterli olabilmesi çok önemli ama her şeyden önce kriter, niyet, sebep. Çok ben pek çok yardım, bu niyet derken burada yanlış anlamasın herkes. Parasal boyutunda değiliz işin. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde ve pek çok hani yardım amaçlı konserde zaten ben bana söylenmeden kendim organize edip de yardımcı olabiliyorum. İşin iyi niyeti şeyine baktığınızda, profesyonel olup en iyisini vermeye çalıştığınız zaman zaten çok parayı düşünmenize gerek kalmıyor. O kendiliğinden ikinci plan olarak yürüyebiliyor. Önemli olan bence ideallerinizin önce ortaya koyabilmeniz, kendiniz mutlu olabilmeniz sahnede. Ben hazırlanmış olan, kendi hazırladığım programlarla sahneye çıkıyorum tabii ki. Bunun için orkestram hani özel düzenlemeler yapıyor. Çok değerli, Türkiye'den mesela çalıştığımız Zülfü Livaneli, Lemansam, Yeni Türkü'nü hani sevdiğim ve müziklerinde de paylaştıkları bir detay, bir mesaj olduğunu düşünüyorum o müziklerinde. Onları mesela kendi parçalarımın yanında repertuarlarıma katıyorum. Eğer yurt dışı konserlerindeysek, mesela tango konserleri falan yaptığımızda tamamen uluslararası bir ekibim var. Romanya'dan örneğin kemancısı geliyor, basçısı Rusya'dan geliyor. Güney Kıbrıs'tan piyanisti var, akordeoncusu Sırbistan'dan geliyor. Ben de solistleri olarak klasik işte Astor Piazzolla ya da onun gibi bu işe çok böyle önemli olan tango tarihinde önemli tango, insanları eserleri sesleniyoruz. Müziği. Evet. Arjantin'de tango. Arjantin'e hiç kısmet olmadı. İnşallah. İnşallah. Çok güzel olur. Hedefte var ama olabilir. Değil mi yani böyle? Çok keyifli olur. Hadi. Çünkü ben tangoyu çok severim. Doğmuş olan yerinde hani gidip söylemek hem ayrı bir şey, birazcık baskı yaratır üzerinizde muhtemelen, ama hem de ayrı bir kendinizi daha da mutlu olabileceğiniz, bu işi çok doğduğu yeri gidip deneyimleyebileceğiniz. Orada görmek, orada deneyimlemek. Evet. Hem izlemek hem de kendinizi söylemesi bence kariyerinde bir insanın İnanılmaz keyifli olur. Keyif olur. İki ülkenin müziği beni çok çekmiştir. Biri Arjantin'in tangosu, bir de İspanya'nın flamenk dansları. İspanya'nın hani gitarların ağırlıklı olduğu yapılar, Kıbrıs müziğinde de aslında çokça kullanılmış şeyler. Akdeniz'de benzetiyoruz. Benzeşmesinden dolayı olsa gerek. Gitarlar sürekli ön planda, küçük daha ikili aralıklar, çok atlamalı seslerin olmadığı yakın, melodik zenginlikli şeyler. Zaman zaman üflemelilerle desteklenebilecek o sound çok yakın aslında. Akdeniz. Ama bir de şu vardır, o flamenk danslarındaki ayak ritimlerinin o ayrı bir çıkarttığı, o zemindeki farklı bir müzik ahengi var değil mi?
O zaten o, ayrı bir dans yani kariyerinde. Ayrı bir dans olarak da zaten işlediği... Dans olarak ayrı ama bir o ayakların tabii o ritimsel vuruşundaki çıkan melodik yapıda şeyle çok paralel bir şey gidiyor. Müzikle paralel gidiyor. Tabii ve ki. Ya, insanı başka bir boyuta götürüyor. Ben, yani kendim, ben başka bir boyuta giderim. Aynen öyle. Ben kendim henüz daha gidip o deneyimi yaşama fırsatım olmadı ama İspanya'ya tatile giden kişiler her zaman yani gittikleri gidiyorlar bunu izleme fırsatı bulabiliyorlar ama ben gidersem ilk yapacağım işlerden bir tanesidir. Canlı şeyler var, performanslar performans var. Performans sanatçılar var. Oraya çıkıyorsunuz. Siz hani içkinizi bir şeyinizi yudumlarken sahnenin üzerinde flamenko danslar yapılıyor, canlı müzik eşliğinde yapılıyor ve o an o ahengi, o şeyi birlikte beraber deneyimliyorsun orada. Çok daha iyi. O atmosferi yaşıyorsun. Ben henüz daha bunu yaşamadım ama inşallah. İnşallah gidip, 2019'da bu olur. Gidip bunu evet yerinde izleyip o zevki tadabilirim ben de. Dünyada görmek istediğim birkaç yer vardır. Bir tanesi İspanya'da bu flamenko dansının, flamengoların oyun yerlerini görmek, oralarda deneyimlemek. Peki oynayabilirim, ayrı mesela görmek istiyorum. Evet, görmek lazım doğru. Bir Venedik'i görmek isterim. Ama hayatımın sonunu da Tibet'te geçirmek isterim. Farklı, tabii bunlar, evet. Tibet'in bir ayrı müzik yapısı da vardı. Bunlar ayrı boyutlarda gelin ve senin müziğinden devam edelim. Yani çok geniş bir yelpaze içerisinde gidiyorsun. Tango vardı bunun içerisinde. Bir ara Mozart'tan, Requiem'den de bahsettin. Evet, onu özellikle... Bu çok farklı bir şey ama. Evet, klasik olarak. Benim öğrencilik yani hayatım... Benim hayran olduğum klasik müzik Mozart'tır. Evet, Requiem özellikle çok güzel. Yani verdiğiniz tepkiden bildiğinizi tahmin ediyorum buradan. İnanılmaz güzel bir eser. Aslında neyi anlattığını düşündüğünüz zaman karamsar bir eser. Ölümle alakalı. Ölümdür orada. Sipariş üzerine yapılmış evet bir Mozart bu eseri. O zaman biliyorsunuz eskiden çok zengin aileler ya da işte o zamanın zenginler sayesinde evet, müzik krallar bestecilere sipariş üstüne yapıyordu böyle şeyleri. Bir dakikalık aradan sonra tamam, buradan devam edelim ne dersin? Tamam. Uygundur. Olur mu? Uygundur. Evet, kesmemiş oluruz çünkü bu uzun bir tamam olaydı. Sevgili dostlar, çok kısa bir ara. Sonra yine Umut kardeşimle beraber olacağız. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. We'll be right back.
sayılı zaman hemen geçer. Ve biz Requiem'de kalmıştık. Evet, Requiem. Bir özel sipariş. Siparişler dönemiydi o zaman. Evet, evet. Yani öyle yapıyorlardı. Ben şeyi takip ettim. Yanlışsam beni burada lütfen doğruya götür. O dönemde zenginler, krallar, soylular sanatın gelişmesine parasal katkı verirler değil mi? En azından sanatçıların hani yani üretim yapmaları için. Üretim yapmaları bu işle geçin şey diyorlardı. Siz örneğin bana bir eser besteleyin verdiniz. Bestelerlerdi. Yine o zamanın zenginlerinden biri eşi için, eşi ölmekte olan eşi için, eşinin ölümünü vesilesiyle bu eseri istedi, sipariş etti kendisine. Kendisi de o kadar çok etkilendi ki bunu yaparken, bu parçanın o kadar çok havasına, içerisine girdi olayın ki son bölümlerini bitiremedi. Kendi de vefat etti ve yardımcısı tamamladı son bölümlerini. İnanılmaz güzel bir eserdir tabii ki. Bilirim ben. Benim en çok beğendiğim bölümlerinden bir tanesi Lacrimosa'dır. Her bölüm ayrı bir şey yapı ama çok duygusal, insanın tüylerini onu alıp başka bir yere götürebilen benim inanılmaz bir armoni zenginliği var. Çok güzel Mozart, bir şey. Şimdi şeyi takip ederim bazen dış basından da. Mozart müziğini ineklere dinletilermiş. süt artımı oluyor böyle falan filan. Salieri olmasa Mozart olur muydu? Yani hep kendi kendime sorarım bunu. Tabii bu ayrı bir ayrı bir görüş ama yani o kavga, o itişme, o karşıtlılıklar belki de Mozart'ın zenginliği. Şimdi hayatta muhakkak ki her şey, yaşadığımız her şey hani günün sonunda kendimiz olabilmemiz için bir etkide bulunuyor. Muhakkak ki hayatımızdan geçen olaylar, başımızdan geçen olaylar, evet, sevsek sevmesek hayatımızın belli süreçlerinde bizi etkileyen insanlar muhakkak ki bir dokunuş ve bir etki yapabiliyorlar bizde. Mutlaka. Muhakkak ki nedensiz sonuç olmaz. Evet, ve karşımızdaki aynen olumsuzluklar bizim olumlu bir şeyler yapmamıza neden etkendir diyelim. Oluyorlar. Mozart'ı ben ilk 1980'de, o zaman Türkiye'deydi, o zaman sıkı yönetim, belli saatlerde dışarıda kalabilirsin, gece eve gideceksin, evin olduğu yerde de işte şey var, bir kahvehane var, kıraathane var, kıraathaneler var. Ve siyah beyaz televizyon dönemi ve televizyonda da Mozart'ın hayatı ve 40. senfoni, Türk marşı falan filan der. İlgimi çekti yani o zaman işte yaşlar 18-19 yaşlarında bir şey ve Mozart o zamandan benim damarlarıma işledi ve hala da devam ediyor, işlemeye devam ediyor. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Mozart'ı söylediğiniz, onları çaldığınız, onları eşlik ettiğiniz Mozart Requiem'i, tabii şimdi şöyle bir güzellik var. Efes Antik Tiyatroyu da gibi bir mekandasınız. Arkanızda dünyaca kalitesini, rüştünü ispat etmiş olan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası gibi muhteşem bir orkestra var. Karşınızda da sizi yöneten Rengim Gökmen gibi Türkiye'den bir çıkmış ama dünyada isim olmuş bir şef bir var. Usta. Evet, üstad. Üstad var. Evet. Şimdi zaten başlı başına bu atmosferde, bu insanlarla, bu yapılarla, bu ekiplerle birlikte o sahnede olmak zaten kariyer için ve sizin bir şeyler öğrenebilmeniz için crescendo olayı. Evet, aynen. Crescendo bir şekilde çok önemli bir etkisi var. Bir de böylesine önemli bir eseri seslendirmek. Bu eser tabii çok uzun süreçlerle çalıştık. Sadece Rengim Gökmek'le değil, aynı zamanda Opera Balen'in pek çok değerli şefi de ön çalışmalarında bize yardımcı oldular. 200 kişilik dev bir koroyla da bunu seslendirdiğimiz zaman hayatımda unutamayacağım konserlerden bir tanesi oldu diyebilirim. Ve belki çok de önemli. En önlerdekilerden. Tabii tabii. Yani çünkü yaşam farklı. Evet. Seyirci nasıldı? Tabii ki bunun bilincinde olan ve ne tüketeceğini, yani oraya neyi tüketmeye geldiğini bilen bir seyirci vardı. İnanılmaz güzel bir atmosferdi. Seyircinin de havası, dediğim gibi zaten atmosfer kendi kendine sizi bambaşka bir yere götürüyor. O Efes Antik Tiyatro'nun büyülü yapısı çok daha farklı bir boyutta. İnanılmaz bir deneyimdi diyebilirim. Yani şu anda kelimeleri şuna seçemiyorum çünkü yaşamak lazım, hissiyatı kesinlikle anlatamıyorum. Kesinlikle ama ben onu gözlerden görüyorum, evet, seyircilerimiz de görürler onu. Bazen konuşan dil olabilir ama anlatımı gözler verir, evet, yüz verir. Ben onu gördüm. Doğrudur. Tamam. Tüketimden bahsettik. Seyirci tüketiminin, evet, ne olduğu biliniyordu orada. Bizdeki seyirciye gelip bir iz düşüm yaptıralım mı? Ne dersin yapalım bu konularda? Nedir?
farkımız var mı? Beklentilere hitap edilebiliyor mu? Sanatçı açısından beklentilere hitap ediyor mu? Ben ilk başladığımda... Yani ters dönüş olarak alalım. Profesyonel kariyerime ilk başladığımda ne yazık ki bu kadar iyi değildi durum. Yani bu kadar iyi değildi derken insanlar çok kapalıydı bu tarz işlere. Ve şöyle bakıyorlardı. Benim günlük hayattaki sıkıntılarım, işte ne bileyim günü ayı geçirebilmem. Elektriğimi ödemem, çocuk falan. Vardı, arabanın taksiti vardı, ev vardı, şu vardı, bu vardı derken bunlar onlar için öncelikli şeylerdi ve sanat ya da sanata harcanabilecek ya da devlet olarak da bakış açımız buydu. Yani öncelikli dertlerimiz varken bunlara yatırım yapmak ya da bunlara harcanabilecek bir rakam gereksiz görünürdü. Ancak ben şunu fark ettim, ısrarla siz profesyonel olarak kendi bildiğiniz ve kendinizin doğru saydığı çizgiden yapmak istediklerinizden ödün vermezseniz birinci derecede para kazanmayı değil, birinci derecede bir kültür oturtmayı, birinci derecede atıyorum bir isminize ya da yaratmak istediğiniz yapıya yatırım yapmayı seçerseniz yavaş yavaş bunların oturduğunu ve biraz önce de bahsettiğim gibi maddiyatın kendiliğinden geliştiğini görebilirsiniz. Evet. Geçen zamanla birlikte kapıların açılması bence çok büyük bir etken. Artık insanların yurt dışına çok daha rahat gidiyor olmaları büyük bir etken. Yapılan konserlerin 2 saatlik, 2,5 saatlik büyük dev prodüksiyonlar halinde dünyada yapıldığını, artık öyle çıkıp da sadece elinize mikrofon alıp şarkı söylediğiniz ya da alıp bir şeyleri çaldığınız bir dönemin geçtiğini, bunun bir prodüksiyon haline geldiği ve inanılmaz şekilde başka... Ekonomik getirisi de oluyor ama... Getirisi var ama yatıracaksınız. Felsefesi de var. Başka branşlarla, başka toplumdaki başka iş alanlarıyla birlikte büyüyebileceğini, biz büyürken onları da beraberimizde büyütebileceğimizi, geliştirebileceğimizi insanların kafasına artık yavaş yavaş yaptığımız işlerde demek ki sokuyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum ama bunun gibi tabii ki emek veren pek çok sanatçı arkadaşımız da var. Onların da tabii çabalarıyla hep birlikte mümkün kılmaya çalıştık. Artık gelişen noktada insanlar bakış açısı biraz değişti. Her ne kadar son bir yıllık süreç içerisinde ekonomik olarak ülkemizin çok ciddi anlamda sıkıntıları var. Yaşadığımız bize bağlı ya da bizden bağımsız olarak gelişen bazı olaylar sebebiyle. Bu yaşanan son dönemi saymazsanız insanlar artık bunun bilincinde. Çocuklarını küçük yaşta bu işe eğitim olarak yönlendiriyorlar. Bilinçli bir toplum yaratılması çok önemli. Ben her zaman söylüyorum, her keman çalan, her piyano dersine giden, her tiyatroyu da küçükken bir şey seslendiren, oynayan, şeyler canlandıran, illa ki bunun sanatçısı olmayabilir. Ama o kültürü, o kolektif çalışma bilincini, o paylaşım ve sorumluluğu alabilirse eğer ne olduğunu çözebilir. Paylaşım ve sorumluluğu öğrenirse büyüdüğü zaman bunlara değer vermeyi de öğrenecek, bunların ne kadar insan hayatına etkili olduğunu düşünecek. Bugünün küçükleri yarın öbür günün anne babaları olacak. Onlar nesilleri değiştirecek. Öğretmenler olacaklar, onlar nesilleri değiştirecek. Eğer biz bakış açımızı değiştirirsek, sanatın aslında böyle ikinci, üçüncü plana atılması gerekmeyen, böyle hani vur patlasın, çal oynasın, eğleniyoruz, şarkı söyleyip gidiyoruz, gamsız bize de dünyadan diye bakış açısı olmadığını ve altındaki çok önemli detaylar olduğunu görebilen bir yönetim, görebilen bir halka daha çok dönüşüyoruz. Buradan şimdi sınav sorularına gelelim. Yandık şimdi. Ama seni birincilikle evet. Bitirdiğin için çok şimdi böyle... Sizin sınavlarını, sorularınızı cevaplamak... Bilemem artık. Matematik testi çözmeyi benzemeyebilir. Bilemem, şimdi hazır olun. Bütün bunlardan giderek şimdi bizim bir devletimiz var. Evet. Ve bakanlıklarımız vardır. Somut bir yaşam biçimi içerisinde görevler verilmektedir. Bu bakanlıkların içerisinde işte bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız evet. vardır. Ben hep merak etmişimdir. Bölüp pörçük götürülen dairelerimiz ve bakanlığımız hep ve Kültür Bakanlığı evet. olarak kaldı. Milli Eğitim ve Turizm ve Ulaştırma, Bayındırlık ve Kültür hep Kültür ve. Ya bir yamak gibi durdu. Benim aklıma şey gelir. Hayallerin içerisinde olsa derim. Bu bir üst organizma yapılsa, bir müsteşarlık uhdesinde ve bütün bunları koordine edebilecek, o zaman Umut Albayrak'ın tanıtımını da yapabilecek, daha kombine olabileceği için, yani sadece bireysel ilişkilerin daha fazla devletin yapabileceği evet. bir organizmaya dönüştürsek nasıl olur? Şimdi keşke olsa, ben bununla alakalı
sürekli bizde tabii ki yapılar, hükümetler değişmekte ve sürekli o ve Kültür Bakanlığı bir Dubai şeyden bakanlıktan bir bakanlığa gezmekte. Yamalı bir ara yoktu, bohça bir ara yoktu da, hatta bir ara yoktu. O olmadığı dönemde ben bir şey yazmıştım, yazı yazıp yayınlamıştım, bir köşe yazısı yazmıştım. Bu bakanlığın, Kültür Bakanlığı'nın hep böyle üvey evlat boyutunda olmasından kaynaklı. Hep ikinci, üçüncü sırada olur başka bakanlıkların uhdesi altında. Hep de ne yazık ki bizim ülkemizde genellikle böyle ilerliyor ama çok da bu konuya, bu konunun içinden gelmemiş, bu konuya çok hakim olamayacak, başka konularda değerli olabilen hep bakanlarımız tarafından yönetildi. Evet. Altında pek çok dairede paylaşılmış olabilir. Dairelerden almış olabilir. Yani gidişatını ya da işleyişini daireler sağlamış olabilir. Ama ben yeterli şekilde hiç hak ettiğini alamadığını düşünüyorum bugüne kadar. Hala daha da öyle olduğunu. Yamalı bohçaydı çünkü. Aynen öyle. Daha sağlam, daha donanımlı bir ekiple bunun tek başına bir bakanlık olarak keşke kendini alıp ilerleyebileceği bir durum olsa. Gönül arzu eder ki o olsun. Ve bu işin başında gerçekten bu işin hem içinden gelmiş hem de bunun yönetimini de bilebilen, kavrayabilecek, bunun eğitimiyle yoğrulmuş ve bu felsefeye sahip insanlar tarafından yönetilse. Buradan yalnız aktaralım. Bu görevi yürüten insanlar hala hazırda. Onlar hakkında herhangi bir şeyimiz değil bu. Yani onlarla bir alakalı adliyetimiz bir adliyet değil bu söylediğimiz. Değildir. Bu dediğim sadece daha iyi olabilmesini istiyorsak ve daha işleyebilen oturmuş bir sistem yaratmak istiyorsak işi bilerinden ele alması gerekiyor. Binlerce yıldır bu ülkede bir kültürel birikim vardır. Evet. Arkeolojik bulgulardan ortaya çıkardığınızda şimdiye kadar yaşadığımız sistem içerisindeki oluşan kültürel ve sanatsal yapılar vardır. Evet. Ama bunlar bir kenarda kalmıştır. Fazla üzerinde durulmamıştır. Ve biz kendimizi kültürümüzle, sanatımızla da tanıtamıyoruz. Bilmiyorlar bizi. Biliyor musunuz, bakın ben üniversitede okurken hani dedim ya size, master ve doktora sürecimizde daha geniş çapta müziğin insan hayatındaki yerini de araştıran bir eğitim aldığım için orada sürekli karşımıza çıkıyordu. Mesela bir devlet televizyonunun başına geçtiğinizde müzik bölümleriyle alakalı, orada çalınacak müzikler, yapılacak programlarla alakalı neler yapılması gerektiğinden, devletin üst düzey yöneticiliklerini, örneğin danışmanlıklarını yapıyorsanız, Cumhurbaşkanlığının ya da işte bakanlıkların kültür sanat danışmanlıklarını yaptığınızda ne yapmanız gerektiğine dair hep mesela bunların eğitimini aldık biz. Evet. Bunlar eğitimle veriliyor dünyada. Yani bunlar öyle sizin oturup düşünüp etrafı inceleyip bir şekilde gözlemde bulunup yapacağınız şeyler değil. Bunların belli noktaları da var. Bunların dikkat etmeniz gereken teorik yapıları var. Evet. Üzerine tabii ki gözlemleriniz ve dünyadaki işleyen örnekleri almanız lazım. Tabii ki. Ama ben mesela bu kadar zamandır böyle şeyler oldu. Hiçbir zaman, hiçbir konuda fikrimizin mesela alındığını ya da bir fikrimizin sorulduğunu ben duymadım. Yani. Ya da genellikle bize nasıl işliyor iş? Ne yazık ki. Eş dost muhabbetiyle işliyor. Evet. Telefonla açıyoruz. Yardımcı olmasını istiyoruz sıkıntı olduğumuz durumdan. Eğer bir şey isteyeceksek de sanat adına birilerinden, mümkün mertebe diyoruz ki maliyetsiz, hadi bize dost hatırı için bir şey yap. Hadi şöyle yap. Hadi öyle olsun. Anlatabildim. Burada devlet mantığının, o profesyonel mantığı zaten kendimize çarpmış oluyoruz. Yani şu anda devlet kültürde bir profesyonel düşünce bütün dallar içerisinde geçiyor. Ne yazık ki oturtamıyor. Kültürü üzerinde olduğumuzdan dolayı. Düşünmedik. Düşünmediğimiz için bunun yapılarının ne olduğunu araştırmadık. Araştırmadığımız için de elimizdeki değerlerin farkında bile değiliz. Evet. Öyle mi? Aynen öyle. Yani o kadar çok değerli insan var bu ülkede bu işlerle uğraşan. Her dal için geçerli bu. Tiyatrosundan tutun müziğine, müziğinden tutun resmine, balesi, dansına kadar, her şeyine kadar doğru yönlendirilemediği için birçok isim, birçok sanatçı kendi meslekleri dışında farklı şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ama bu pozisyonlarda da bu işe çok yabancı olan isimleri görebiliyoruz mesela. Bu sağlıklı bir sistematiğin yürümesi için doğru bir adım sağlıklı değil sanki. Sağlıklı gitmeyen organizmalar içerisindeyiz. Evet. Reji'den bana bir haber geldi. Toparlanmış, zamanımızı doldurduk. Peki. Evet, son sözler. Daha sonra canım çok şeyler vardı ama başka haftalara, başka dönemlere bakalım. Başka telafisini yapalım. Evet. Ben yaptığımız iş boyutuyla mutluyum. Halkın
bakış açısının da değiştiğini görüyorum eskiye nazaran. Dediğim gibi bunun üzerinde çok şey var. İyi şeyler sunduğunuz zaman artık kendi kültüründen, kendi içinden insanların yaptığı değerlere, emeklere sahip çıkabilen ve onları destekleyen bir insan profiline dönüyor ülkemizdeki insanlar. Yani istediğimiz yere gidebiliyoruz yavaş yavaş. Evet, evet. Dolayısıyla hani iyi bir şey yapmak için sanatçılarımız uğraşacak. Profesyonel çizgilerini kendi yapılarını bozmadan, doğrularını bozmadan. Halk da bunları daha çok tabii destekleyecek ama devlet artık bu işin içerisinde daha aktif bir rol oynayıp daha sağlam noktalarla yerini, ayaklarını yere basabilecek duruma gelecek olması evet. gerekiyor. Sevgili sanatçı, sanatsever dostlar, sevgili dünyanın hangi köşesinden olursa olsun bizi dinleyen, izleyen insanlık. Umut Albayrak kardeşimle dolu dolu, sanat dolu, müzik dolu bir program yapmaya çalıştım. Ben doldum, ben doydum diyemem. Başka haftalarda yine Umut kardeşim bizlerle beraber olacak. Ondan yine bir şeyler öğreneceğim, öğreneceğiz. Haftaya başka kültür sanatçı dostlarla beraber buluşmak üzere. Sanatla kalınız. Sanatsız yaşamayınız. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya
devam ediyor. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi yeni bakışla başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan yeni bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik yeni bakışta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan yeni bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi.